Evet izleyenler, şu anda geçmişe sohbet için Koçkaya Adası'ndayız. Celal Usta'nın yanındayız. Öncelikle kendini bir tanıt Emi bize. İsim, soy isim, yaş. Adım Celal Mutlu. Kaynakçı dediğim gibi Eskil'de tanımayan adam pek az. Yaşım 81. Allah Bu uzun ömür. 81 yaşın içerisinde yalın ayak karın üstünde bir barınak, iki barınak karın üstünde kuzu güttüm. Babam çok kalenderdi. Ama Allah öyle bir şeyler verdi bana, mucizeler verdi ki aklım, dimağım durur. Neticede beni okutmaya, şimdiki gibi değil de cami hocası olarak yetiştirmek için verdi. 3-5 sene okudum. Hafızlığı bitirdim. Kur'an-ı Kerim elhamdülillah. Gözüm yumulu okurum yani. Bu şekilde. Hiç para kadro yok o zaman. Maaş yok. Şu köye hoca duracaksın. Bir sene bağıracaksın. Ağanın, komşunun goğun olursa çıkarıp 2,5-5 lira verirse verecek, vermezse yok. Bu. Fakat ben çok şey, bir hızlı bir adam, gencidim o zamanlar. Bir düşündüm, bu böyle dedim, bu hayat geçmez. Bunu ben ne yapayım? Başka bir şey, sene tatiliyim. Uzatmayalım dediler ki komşular, ya bu seneki dediler, Ramazan teravisini sen kıldır dediler. Ben de olur dedim. 100 liraya bir teravih, 100 liraya bir ay. 27. Kadir, Leyla-i Kadir gecesi, akşam gecesi bir adam geldi. Komşulardan öldü, Allah rahmet eylesin de. Adam 2,5 lira fazla vermiş bana. En fazla veren 5 lira veriyor. Bir koyunun bir kısmı 2,5 lira veriyor. Hocaya hak, bir kısmı 5 lira veriyor. Bu 2,5 lira verenlerin içinde olacağım işte, 5 lira vermiş. Benden geldi, 2,5 lirayı istedi. Ben de olur vereyim dedim. Yalnız bozuk yok falan feşmekenlik. O zaman 2,5 lira çok para. Şimdiki gibi değildi yani. Şimdiki ben bir çer duvarına sağa sola gittim de 10 lira getirirsem çok büyük para getirirdim. Şimdinin 10 lirası, o zaman 10 milyon. Neyse. Komşunun biri dedi ki, ya 2,5 lira istenmez dedi. Ya niye istenmez? Kuşluk gibi dedi, Kolga'da yatıyor dedi bana. Bu laf benim zoruma gitti. Hani lahum birini koy birine gideriz de, evveli birisi ormana girmiş, ormanın içinde gezerken yolunu kaybetmiş. Akşam olmuş, kurt, çakal bağırmaya başlamışım, bu korkmuş. Ulan ne yapayım demiş, çıkamamış ormanın içinden. Şu ağacın tepesine çıkayım demiş. Orada yatayım demiş. Bir ağacın tepesine çıkmış. Neyse orada yatırken bir bakmış ama bir aslan gelmiş, bir ceylanı bir kavramış, yakalamış, yemiş. İskeleti orada kalmış. Ondan sonra o iskeletine de bir felçli tilki, o ayakları tutar, arkası felçli, sürünerek gelmiş. Onun artığını yemiş orada. Yemeye başlamış. Şöyle adam ağacın üstünden tabii bu manzarayı seyrediyor. Bakmış, öğrenmiş, şu felçli tilkinin nasibini veren benim nasibimi de veri demiş. Ben de çalışmayacağım demiş. Kendi kendine. O arada gaflet basmış, uyku basmış bunu ağacın tepesinde. Bir seda gelmiş, ses. Ey gafil insan demiş. Feşli tilki gibi demiş, onun bunun artığını yiyeceğim diye demiş, bekleyeceğine aslan gibi ceylanı yakala, sen yiyi, artığını da başkaları yesin demiş. Bu benim kafama dağıttı. Ulan dedim, o onun bunu 2,5 lira, 5 lira verecek diye beklemeden ne yapayım? Oradan Ramazan'ı bitirdim. Yani 27. Leyla-i Kadir gecesi gün, konunun aynı kaldığı yerden başlıyoruz. Boşlayacağım fakat Leyla-i Kadir gecesi geldi. Ramazan'ı bitirdim yani. Oradan çıktım. Ya Rabbi dedim, elimi şöyle açtım. Benim rızkımı ha başka yönden bir, ne olur dedim ya. Ben çalışayım, alnımın terini yiyeyim. Bana öyle bir rızık kapısı verdi. Geldim eve, düşünüyorum.
Konya 18 saat. O zamanın saatiyle. Aksaray 16 saat bize. Şimdi düşündüm ne yapayım. Burada ne kaynak var, ne eskiden ekim makineleri vardı, kırım makinesi dillerdi, şöyle dolaplı maraplı, siz onları bilmezsiniz herhalde. O makinelerin bıçak kolu diye bir şeysi var. O kırılır. Konya'da yengesi, onun bir de başının aleti var. Onunla beraber Konya'da yengesi 2,5 lira. Burada bir adam var usta. O adam kaynadır 7,5 liraya. 2,5 liraya bak. İki buçuk liraya bak. Ulan ya Rabbi ne yapsam filan. Ben dedim buraya bir şey yapayım. Dükkan açayım dedim. Kaynak dükkanı. Kaynağın K'sını bilmem. Kaynak makinesi nasıl onu da bilmem. Vallahi böyle bak. Evet. Bunu bütün yaşlılar, eskilim yaşlıları tüm bilirler. Ona neticede para hiç yok. Yalnız ne olursa olsun eminim kalbininle sözün bir olacak. Kalbin eğri, sözün doğru, sözün eğri, kalbin doğru. İkisi bağdaşmaz. Biri eğriyse ikisi de eğri olacak. Biri doğruysa ikisi de doğru olacak. Neticede eminim ne yapsam 12 koyun var. Bak 12 koyun var. 12 koyunun yunu kırktım. 12 yun oldu. O zaman şimdiki gibi nerede böyle vasıta? Haftada bir Aksaklı otobüs vardı. Benzinli otobüs. Konya'ya götürüp getirmesi 2,5 lira. 2,5 lira benzinli otobüs. Ha. 12 koyunun yunu bir çuvala bastım. Konya'ya gittim. Konya'ya vardım. Hiç tanıdığım yok. Bir tane tanıdığım yok. Daha mahcubum da yani. Ondan sonra askerden geldim ama şimdiki bir şey yoktu ki vasıta böyle sağa sola gideyim, göreyim diye bir şey. Gidersen yayak gideceksin, gelirsen yayak geleceksin. Ah susuz. Konya'ya vardım, uzatmayalım. Bunu nerede satacağım? Borsa'da satacağım dediler. Yun borsasında satacağım dediler bana. İyi. Yun borsasına ilettim. Kaç lira itti tabii o tarihi unuttum ben. Yunu sattım 12 koyunun yunundan. Olsa ne olacak sana sorarım. Kaç para edecek? Burada yalnız şu Ofruklu bir avni diye bir adam var. Daha hala hayatta da. Camide müezzinlik yaptım. Az önce bahsettim hocayım hafızım diye. Camide müezzinlik yaptım ortaokulda. Bizim köyde falan cami yoktu o zamanlar. Benim bildiğim cami Eskil'de vardı, Boğut'ta vardı, Eşmekaya'da vardı, Arıtça'da vardı, Burnak'ta vardı. Başka köyde cami diye bir şey yoktu. Neyse adam buraya cuma kılmaya gelmiş. O avni dediğim adam. Ben de müezzinlik yaptım ama şöyle babayı yakışıklı bir adam. Çıkan hoş geldin hacı abi diyor. Hoş geldin. Neyse ben de eline vardım adamın. Adam benden büyük tabi. Hoş geldin hacı abi. Hoş bulduk hafız efendi dedi adam biraz böyle. Şöyle kaldı. Uzatmayalım. O kadar bir adamla görüşmemiz var. Yalnız bu adam Konya'da esnaflık yapar. Yaptığınız bir bu kadar camide görüştük yani. O Konya'daki kapı camisinin sırasında bunun hırdavat dükkanı varmış. Sordum. Ondan sonra o 12 koyunun yunu bana ne diyecek otel parasıyla yemeğe ve zor gitti. Vardım selam aleyküm, aleyküm selam, merhaba. O hafız efendi hoş geldin, beş gittim. Ondan sonra dedi hacı abi dedim ya ben dedim sana geldim. Ne hayır dedi. Ya ben köye dedim bir dükkan açacağım, sanayi dükkanı dedim. Ondan sonra hiç tanıdığım yok, param da hiç yok. Ondan sonra burada malzeme, takım taklavat alacağız. Anahtar, çekiç, örs, ben gene bilmem, kaynak makinesi. Şöyle durdu. Bakara dedi. Hafız efendi dedi. Sen kayınbabana git de dedi. Oradan bana bir mektup getir dedi. Ne olacak o mektup dedim. Ben manzarayı çaktım ya çakmazlıktım. Şimdi dedi biz kayınbabanla dedi Süleyman Kırıl diye bir herif var. Benim kayınbaba o Aslı Kokozlu yani. O. Ondan sonra, biz onunla ehbabız dedi. Şimdi sana bu malzemeyi vereyim dedi. Bana kayınbaban belki kızar dedi.
Yani itimat edemiyorum diyemedi adam, yine hesabım. Buraya geldim, kayınbabaya da gitmedim. Kayınbaba da pek hırlı bir şey değildi. Ulan yarabbi ne oğlum, yarınız oradan gelirken o 12 koyunun yoluna bisiklet kili, akort anahtarı, bisiklet anahtarı, dingil vesaire şu bu bisiklet malzemesi aldım. Hı. O zaman eskilerin koruma kuruldu. Eskinin koruması bisikletine gezerlerdi. Siftah eşeğe nerede? Eşekten sonra sanayileşti yani. Bisiklete geçti. Bisikletine. Eşeğine koruma mı gezerdi? Koruma gezerdi tabii. Allah Allah. Tabii evet. Canım. Yaşlılardan sor, onları iyi bilirler. Evet, doğrudur. Ondan sonra onlar gelirler öğlen. Benim bir atölye var. Bu değildi de. O zaman kumes gibi ufak bir yeriydi. Öğlen burada neyse kuruya var. Allah ne bilirse ekmek, su içeriz. Ya buraya bir kaynak dükkan aç. Açacağım ama para yok. Yoktan yiğitlik olmaz abi. Yiyen her kötülük yokluktan gelir. Eğer adamın içinde de bir Allah korkusu eğer azısa o adamdan kork korkabildiğin kadar. Neyse bir gün böyle, iki gün böyle, bir gün dediler ki ne? Oraya mektuba da gitmedim. Dedim ki bek, koruma bekçisi var. Şimdi hala hayatta da şu sarı yakıp diller Mutlu Köyü'nde. Bilin mi bilmiyorum. Sakallı bir şey. Bilmem. Ya dedim Yakup abim böyle böyle benden dedim mektup istedi. Atalar ne güzel laflar konuşmuş biliyor musun? Bin bilirsen bir bilmeyene danış. İl ile para vermez akıl verir diye. Böyle böyle dedim param yok oldu. Mektup istedi. Şöyle gül dedi. Onun kolayını bulamadın mı? Yok. Bana bir kalemine kağıt göverin lan. Bir kalemine bir kağıt verdik buna. Vallahi böyle. Sayın arkadaşım Süleyman Kırlı onun adına. Selam hürmetlerimi sunarım. Geçen bizim damat sizin oraya bir malzeme almaya varmış. İtimatsızlık gibi bir şey zuhur etmiş. 10 bin liraya kadar kefili benim. Adı da Süleyman Kırlı. Süleyman Kırlı altına bir imza. Ulan sözüme bana amına koyayım dedi. Telefon yok, bir şey yoktu. Noter dairesiyle ne bilecek dedi imzası. Oraya varışın yalnız dedi. Umut ne dedi adam bana. Böyle dik durdu. Neyse buradan ertesi gün mü iki gün sonra otobüse bindim vardım gittim oraya. Gittim vardım. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ya Hacı abi şunun için beni dedim koya sardım dedim. Gayrı onu zarfa koyduk ağzını yapıştırdık. O mektubu bilin herhalde. Bilirim. Ondan sonra kalemle şöyle ağzını açtı şeyin zarfın. Şöyle ha tamam Hafız Efendi tamam dedi. Ağzını yapıştırdı kasaya koydu. Tamam hapı yuttu dedim ben. Konumdan. Yalnız içimde art niyet yok. Evet. Ne bahasına olsun, olursa olsun onu ödemeye gayret edeceğim. Neticede o adamda da benim alacağım malzeme yoğunmuş ya. Başka bir esnaf olduğu için başka bir esnafına beni götürdü. Şu dedi benim hemşerim ne alacaksa alsın. Eğer parasında bir anormallık olursa şey derim dedi paran bende dedi. Adam şöyle bana baktı sakallı bir adam. Ben ömrü hayatımda o adam gibi dürüst adam daha görmedim. Emin. Doğrudur. Şöyle baktı. Sen git abine dedi. Bu adamın özünde sahtekarlık yok dedi. Ben bunu bilirim hadi git. O gün. Yani o adam gibi adam görmedin diye niye söyledim o lafı bak. Ya adam hiç daha ben bir Müslümanın o hareket yaptığını görmedim. Adam diyor ki mesela şu telefonu almış 10 liraya. Hı. Telefon satılmadan çıkmış 15 liraya. Bunu diyorlar ki ya sen bunu 10 liraya satıyorsun ama 15 liraya çıktı telefon. Bunu 10 liraya aldım. 11 liraya satacağım. Ötekini de 15 liraya alacağım. Ya böyle böyle sen erin dediler. Beni tekim de adam sonunda eridi, iflas etti. Neyse. Uzatmayalım. Eminim oradan şeyi getirdik. Kaynak makinesini getirdik. Ben bağıran adam. İnsan cahillikten kurtulan büyük beladan kurtulur. Bilmezsen bir bilmezsen bir bilene danıştırmış atalar ne güzel laflar konuşmuş. Aldığımızı attık. Neyin nereye takılacağını ne bilirim ne görürüm.
Hiç ustaların vallahi ile konuşuyorum, bu usunu bilmiyorum. Evet. Buraya getirdim. Orada birisi dedi ki, aman yeğen dedi, bu oksijen kazanı dedi, karpide fazla ayarsız atarsan dedi, patlar. Bundan Konya'da filan usta öldü, patladı, feşmekan usta öldü. Bir de korkuttular mı beni? Evet. Bak adamlar bana cesaret verdi de korkuttular. Buraya geldim. Onu oraya takıyorum, bunu buraya takıyorum. Nasıl olacak derken, şöyle çakmağa çaktım. Ucunu, oksijeni, memeleri kıvradırken, şöyle ateş çıkarım. Pıt dedim de atıp kaçıyor. Samimi konuşuyorum evet, yani. Yani patlar dediler ya, ben evet. Patlıyorum. Böyle uğraşırken uzatmayalım. Kaynağı bir parça öğrendim ama olmuyor ya. Yapamadım kaynağı. Evet. Bir komşunun birisi rahmetli oldu, kabir cennet olsun da. Bisikletin kadrosu şase ortadan kopmuş. Evet. Ön tekeri oğlan kalkıp gelir, arka tekeri de babası kalktı geldi. Usta şunu bir kaynat diye. Ya ben kaynağı bilmem ki, daha yine açtım. Neyse bir araya getirdik. Kaynağı çakmağı çaktım, kaynatmaya diye başlarken. Ondan sonra bilmeyişin hani hırrrt diyor, boruyu delip atıyor, hırrrt diyor. Getirdiği gibi adam gerisin gireyim. Gel oğlum gel dedi. Neyse onu ta Eşmikaya götürmüş, orada kaynattırmış neyse. Böyle bir tüp boşalttım, iki tüp boşalttım, kaynağı yapıyorum. Demiri vuruyorum. Kırıldı mıydı, olmadı mı diyor. Hmm. Ondan sonra böyle o zaman borçlar 8. ayın 15'ineydi. Şimdiki böyle bankadan al da zırt ya. Şey sok, kart sok, çek o karttan al öteye karta sok, yoğudu. Doğru, harman. 8. ayın 15'i harman. 8. ayın 15'ine 10 gün kaldı. Benim 1200 lira borç var Konya'ya. O zamanın parasıyla. Hmm. 1200 lira çok büyük para o zamanlar. Bayağı ilav olmasın. Şimdi trilyonu mu diyeyim, daha mı fazla? Ulan ne yapayım? İçeri geldim. Ne yapacaktım diyorum kendi kendime. Kafayı üşütmeye başlamışsın yani. Hmm. Kafamı duvarlara vuruyorum. Hocalarını yap. Bilmem ne falan. Bu gavurun sanatını, halbise sanat ne gavurun, hakiki Müslümanların sanatı. Bir dedem vardı 81 yaşında, şöyle sakallıydı. Hı, o da gelir, senin daha ekmeğin tavşan olur, sen o Kur'an-ı Kerim'i boşladın, bu gavur icadına başladın. Bizim kafa atmış, senin gibi dedenin de, babanın da babamla ağzımdan gelen kuru gitti. Şey. Evet. Bu kafayı yemiş yahudiler. Bu arada benim hanım, dayısı yoldan gidiyormuş, benim haberim yok, ben içerideyim. Dayı bir gel hele demiş, çağırmış. Ne var? Böyle böyle Celal demiş, kafayı üşüttü, üşütecek. Buna bir ne yapacaksan yap. Kapıdan demiş, selam aleyküm, aleyküm. O buyur dayı falan dedim. Ya ne olur yeğen dedi, ne olayım vallahi yeğen dedi. Dayı dedim, böyle böyle dedim. 1200 lira Konya'ya borç var, 8. ayın 15'i geliyor, 10 gün kaldı dedim. Bir kuruş yok dedim. Başka bir verecek mal da yok. Ya ne kafanı yoran be dedi. Ne olayım kafamı yormayayım dedi. Bu borç ödenecek dedim ya. Hiç kafanı yorma dedi. Ahırların dedi, affedersin zıprık kureyeni dedi, kaynatsan birer liraya dedi. Ondan sonra o para çıkıyor. Biriktirdiğin kadar biriktir, biriktiremediğin para açık kalanına da gel üstünü ben vereyim. Al git dedi, borcunu yatırt. O ağırların kuruyağını kaynatsan yeter sana dedi. O bana büyük bir serince ulan doğru dedi. Orada neticede eminim gece şey yok, elektrik yok, ışık yok. Hı. İdareyi bilin mi? Duyarım, çok duyarım. Tren gibi şöyle iş çıkardır. Altına gazdona fitil takar, fitil yanar. Tren gibi iş çıkardır. Bizim kaynak dükkanı da şurada bir kaynak dükkanı olup da dört kerpiçten İki ağaç, üstünü fasalla örttük filan. Bir kıvılcım sıçrasa servet gider. Yattım yattım, üyemedim. Baktım ya Rabbi, bana yardım ettin. Eğer hakikaten özden Allah'a Allah diye coğurursan seni o yabanda koymaz. Bunu İsa mıyım konuşuyorum ben? Öyle ilan filan diyeyim. Oradan vardım dükkana, şeyi yaktım idareyi. Çakmağına.
umuklar çakmakları vardı. Bilmem herhalde umuklar çakmağını. Bilmiyorum. Benzinle çalışırdı. Ondan tren gibi sürüyorum. Vardım ağzı birisi o oksijenin 3 tane ayarı var. Ha. Saatlerde bana ayar var böyle çeviririm. Mesela 10, 20, 30 böyle ha. durumuna göre çeviririm. Demirin gücüne göre. Çevrilirmiş daha bilmiyoruz da sonra öğrendik. Onu kararlıkta ağzı birisi güç kıvrattım. Hak yaparsa kulun işini, mermere geçirir dişini. Hak yapmazsa kulun işini, mahalle bir yırken kırar dişini. Mahalle bir dişi kırar mı? Hak rast getirmezse kırar. Neticede tam ayarına dek gelmiş. Çakmağı çaktım şöyle, okşuyor bir yaktım. Demire tuttuydum, Allah seni inandırsın. O saniyede. Nasıl ya? Demir adeta su nasıl erir? Öyle akıyor. Allah Allah. Geldim oradan. Ondan sonra eve bu sefer de sevincimden uyuyamadım. Kaynağı öğrendim ama sivtak yapamadım. Bir ikisini yaktım gittiydi. Evet. Onlar dediler ki yakıyor. Yahu dediler müşteri gelmiyor. Bizim burada bir usta var. O da 42 senelik ocak ustası. Evet. Ocakta kömürle de kaynak yapar. Orada herif 10 gün bekler. Konya'ya gidecek mi? Hasta yok. Konya 18 saat. Yayan gidip gelecek de kanıyla, şundan bundan bu iş değil. Ona neticede müşteri hiç gelmiyor. Ben ya Rabbi ne uğrayayım diyorum ya. Bu müşteriyi nasıl getireyim? O bir ustanın dükkanı da benim atölyeye görünür. Koşeden utanıyorum da. Oradan çıkıp da bakamıyorum. Şöyle koşeden bakıyorum. Orada insan şöyle yığılı. Kaynatacağı bir bıçak kolu. O kırım makinesinin çalıştıran bir bıçak kolu dillerdi ama. Ondan sonra. Oradan bakarken yönüm o yana. Arkadan adamın bir orada iki gün beklemiş. Aç, susuz. Su yok, bakkal yok. Benim hanım, lahum bir mula koyup bir ne dedi, hanım bir kilometre yerden eliyle su getirirdi. Ondan biz yunacaksın, çamaşır mı yıkayacaksın, içeceksin, bulaşık mı yıkayacaksın, ne iş göreceksin sana iki gün suyuyla. Temizlik. Neyse böyle su yok. Şıngırt diye bir demir ses oldu. Ben o yanına bakıyorum da arkamdan gelmiş adam. Bir baktım, şu mezgitli'de Hartov dillerdi, Norvid ismi de, labına Hartov dillerdi. O adam. Heybeyi bilin mi? Bilirim. Şu eşeğe ata atarlar iki gözlü. İyi bilirim. O heybenin iki gözüne 20 kadar bıçak kolu. O dediğim bıçak kolundan. Yarısı heybenin bir gözünde, yarısı bir gözünde. Baktım ama aman Allah'ım. Daha bu ne olur bir ne gider. Öyle birisi. Şeyde katrancıdan. Emmisi hırsızlık yaparmış. Bir yeğeni varmış. Öyle, ne yatın demiş, afedersin eşek gibi, kusuk gibi burada demiş. Git demiş Celil'den demiş. Yokuz çal gel keselim yiyelim demiş. Burada ne yatın demiş. Gelmiş. O Celil'in kabirini o araya gel ki eskiden camız vardı. Sen bilme o camızı falan da. Sizin ayarlarınızda bilmiyor musun? Yaşlılar bilir. Eskiden camız vardı benim. Camızın biri eskiden Celil'in kabirini oraya şöyle durmuş. Durmuş ondan sonra şöyle dikine duruyorum. Bu bir bakmış ama hani gece ayrışı. Vallahi ben gelmeyeceğim de amcam saldı beni demiş. Ağzı koyuyormuş. Bunun sesine camı şöyle dönüyormuş. Aman Allah'ım camızmış. Ne kadar iyi oldu camız olduğuna demiş bu söyledi. Hani mal olduğunu demiş. Hani adamı görürsün o adam. Aman Allah'ım dedim bu. Sana korkmayan taş demiş. Şu nimet bir değil nimete bak dedim. 20 bıçak kolu ne demek ya bugün 1.50'ye kaynatsan dünyanın parasıdır. Yani. Uzatmayalım. Adam yalnız çok cimri imiş bilmiyorum sonra öğrendik de. Yeğen dedi orada iki gündür beklerim dedi sıra gelmedi dedi. Sen de kaynak dükkanı açmışsın yakıyor musun ya dedi. Adam bunu da söyledi. Yakar makar kaynat da şunları gideyim. Ben yalnız iyi öğrendim kaynağı. Nura dedim eldi. Kaç bıçak kolu? 20 bıçak. 20 bıçak kolunu 20'sinde kaynatacağım. Kırılırsa getireceğim, parasız kaynatacağım, getireceğim, parasız kaynatacağım, getireceğim. Para pul istemem. İyi o zaman ya dedi. Uzatmayalım. O bıçak kolunun tanesini 7,5 liraya kaynatıyor.
Yiyen dedi fiyatını keselim dedi. Ben de onu keselim dedim ya. Yani karşımızda kimse yok, başka rekabet de yok. O komşu dedim, kaçakay ne diyor dedim, ben biliyorum ya. Ya komşuya bakmadı, bakma olur mu, bir hava iş var filan dedim. 1 lira dese kaynatacağım ben. 50 kuruş çıkardım, iş yok ya. O 7,5 liraya kaynatıyorum, ben 50 kuruşunu almayayım dedim. Yo olmaz dedi. Ha şura, o çıktı, ben indim dirkene, 4 liraya pazarlık ettik. 20 bıçak kolu. Kırılırsa getirecek parasını kaynatacağım. Pazarlık böyle. Eminim ama bir kaynatıyorum ki nasıl yani böyle. Kendim kendimden kıskanıyorum. 20 bıçak kolu 4 liradan 80 lira para. Ulan 80 lira alsam ben 10 günde 800 ben borcu bir haftada 10 günde öderim dedim ya. Buradan herif gider oraya vardık. Ulan burada ne beklersinizdir herif kaynatıyor. Kırılırsa para almıyor, bir bedava kalıyor. Ulan değil mi? Bir ses sonra ne adamı aldı, şu aldı. İnanın bir haftaya varmadan o 1200 lira parayı aldım, şuraya koydum. İşte bu. Bak hele şu Allah'ın işine. Ondan çalıştım. Aşağı yukarı çok çalıştım, az filan değil. İşin o tarafını eğer anlatıcı olursak, benim ömrü hayatım bir haftada, 10 günde filan bitmez. Bir çerde öyle gittim. Sürücü gittim. Dire dire nereye vardık biliyor musun? Kokozundan Çukuryurdu'nun arasına. Ha. Ulan orada susadım. Orada bir cıngırık var. Şimdi daha durur mu bilmiyorum. Yakında durdu ya, şimdi durur durmaz. Var. Kokozundan şeyin arasında. Var. Oraya su içmeye diyordum. Allah Allah. Yiyin, al iç suyu. Bu kadar yaşa şey. Fakat yeraltı suyunu ne bilen var, ne iden var. Oradan su içtim. Hay ya Rabbi dedim, şuradan dedim bana. Ha bir tarla alsam da dedim. Şu suyla ben bu tarlayı sularım dedim. Ya şöyle ulaşıyorum, elinden alıyorsun su, su bu kadar yakın. Eskiden büyük nimet tabi. Burada, burada su yok. Bak hele eminim. Orada Sarı Rahim dillerdi bir adam vardı Çukurcuk'ta. Şu fotoğrafı Celal'in falan babasıydı. Bilmem onu bilmem. Bilmem doğru. Onun dibinde tarla onun olmuş. Şu hakkın hikmetine bir bak Allah'ını seversen ya. Bir bak ya. Aradan bir zaman geçti. Biz gayri ustayız diye nam yaptık. Öyle ama ne olursan ol. Ne kadar alçalırsan o kadar yükselin. Bir usul olduk diyor, asar keser diyor, şiştik afedesin. Çünkü ustaya da yetişmediğimiz için dünyayı böyle zannettik biz ama dünya öyle değilmiş. Bir daha baktım ama bir iki yorgun ata binmiş, ben paralandım ama bir param var gayrı. Biz, şimdi benim hanım, lahım birinin kalbine gideriz, benim hanım benden 8 yaş büyük. Öldüreyim artık da. Allah rahmet eylesin. Bir baktım bu hanımına bu ömür o geçmez dedim. Ne yapayım? Zenginleyeyim ondan sonra evleneyim dedim. Oraya da geleceğim sonunda. Tamam. Da. Oradan o sarrayım çıktı geldi. Selamun aleyküm aleyküm. Buyur dedim. İki yorgun at. Ya yeğen dedi sen dedi bizim oradan dedi tarla alacağımızsın dedi. Cıngırığın yanında dedi, o eski şeylere cıngırık dedi. Cıngırığın dibinde benim dedi bir 20 dönüm tarla var. Şunu sana satayım dedi. Ya Rabbi dedim şu hakkın hikmetine bir bak. Vallahi böyle. Olur dedim. İbrahim Kırlı 30 lira vermiş. O İbrahim Kırlı şu petrolcuların falan kokozide babaları. Onun dedesi. Dedeleri. Evet. Bilmem sen hatta. Bilmem ben. 30 lira vermiş. Ya 30 lira dedi. Pek az dedi. Ne istiyorsun dedim. Ya 40 lira istiyorum dedi. Sana 50 lira. Para var ya. Gittik. Neyse uzak. 36 kayıtlı ama. Başka tarla satılmıyor o zamanlar. Tarlaların tapusu da yok. Ondan sonra uzatmayalım. Muhtar senediyle satılıyor yalnız. He. 36 kayıt oldu muydu? Muhtar senediyle ağza muhtar şahidine imzaladı mıydı? O noter yerine geçiyor. Noter yerine geçiyor yani. Vay. Uzatmayalım. Parayı verdik. Senedi yaptık. Ondan sonra biz tarlaya kuyu kazdıracağız.
Sontaj daha hiç bildiğim yok da benim aklımda şimdi eski değil ilkokullara şey kazarlardı. Turumpa kuyusu kazarlardı şöyle vakit vukut diye basarlar. Bilin mi o turumpa? Bilin değil mi? Bilir, iyi bilir. Ondan sonra şöyle ikili, üçlü kuyu kazarlar. Onun üstüne boruyu sararlar. Turumpa emmeyle böyle suyu çıkardırdı. Aklımda o turumpadan bir iki tane şöyle kazdıracağım. Ondan sonra ortaya bir beton dökeceğim. Ona hareket kuvireceğim. Suyu ondan çıkaracağım. Daha santrafik falan yok piyasada. Kuyu da yok. Kuyuyu kime kazdıracağım? Şii'de Aza Bağrı'nda Zombalar diye bir adamlar vardı. Mustafa Kadıoğlu dillerdi. Ondan sonra Şii'ye geldim. Şii'de dediler Yusecik'te Yusecik'in ilkokulunun yanında dediler okula turumpa kuyusu kazıyor dediler. Vardım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ya arkadaş bana bu kuyu kazacaksınız dedim. Arkadaş kuyu başı 100 liraya kazıyoruz. Sonra itiraz etmedi. Tamam kardeşim. 100 lira hemen alın. Oradan adamlar geldiler. Şey yok. Sonra çalışır mı? Kuyudan kovayla şey çektik. İbrahim Kırı'nın koyun kuyusu vardı. Kovayla su çektik. Havuzu doldurduk. Bir tonluk bir de tanker varmış bu komşunun, onu da aldık. Herkeyle oraya tankeyle doldurduk. Motor da yok, tiryakilikten bir dodak benim. Hı. Aldık geldik, çok kambur Türk motorları vardı. Hıtır 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 hıtır. Oraya bir çukur kazdılar şöyle. Ben ne olacağını bilmiyorum. Ondan sonra oradan tankeri koydular, suyu, su çalıştırdılar. Şimdiki gibi sontaj ne arar? Eliyle basıyor adam şeyi, tizi. O yüreğiyle şey, o şeye geldi mi de o şey, motor çalıştı mı da he böyle adam şeyle beraber kalkıyor. Neticede kazdılar 5.5 metre oldu. 5.5 metre şimdi vız diye su alta gidiyordu. Anne dediler ne oldu? Burada çatlak var ya dediler buradan su çıkmaz. Meğersem deniz inmişsik biz haberimiz yok. 5.5 metre de Kokoz'da deniz inmişsik. Şimdi 50 küsur metre olmuş. Vallahi. Suyuna kadar çekildiğini buna göre ise. Arkadaş siz 100 liraya kazmıyor musunuz? Şu 100 liraya alın dedim. Hemen verdim parayı. Şuraya bir daha başlayın dedim. Ya olmaz dedim. Bu 100 lira sen al şunu. Oraya bir daha başlattım. İkisinin arası 5 metre yok. 4 metre falan. Aynı 5.5 metreye varışın. Tankeri bir daha doldurduk geldik tankerlerinin. Ondan sonra o 5.5 metreye vızızızdı o da gidiyor dedi. Ana burada da burada su çıkmaz arkadaşlar. Alın şu 100 lirayı dedim adamlara. Olmaz dediler. İkisine olmaz. Alın paranızı. Buraya emek çektiniz. Biz pazarlığımız bir kuyu 100 liraya dediniz değil mi? İki kuyu kazdınız 200 lira. Adamlar gitti. Ulan. Eskiden sen bilmen herhalde ya. Çelik borular vardı. Kendinden yivli çelik borular. Maşonlu borular var. Konya'ya gittim oradan. 2 boru getirdim. 6 metre borular. Dörtlü. Kuyu da dörtlü. Biz koya dörtlüyü buraya sokacağız. Birinde öbür kuyuya sokacağız. A planda. Ortaya beton dökeceğiz. Santrafiş diye bir şey var. Bilin mi santrafişi? Ayırmayabilirim. He. Çünkü motorlar çekebildi. Motorlar çekebildi. Su, tamam onu o işte. He. Betona o santrafişi oturtacağım. Buradan bu dörtlü boruyu eğeceğim. Kaynağım var ya. He. Buradan kupu bir tarafından onu da öbür tarafından sokacağım. Ondan sonra kaç tane motor çıkacak şeyi deneyeceğim. Kuyudan su çıkacak mı çıkmayacak mı? İki kuyu dörderden sekizli. Bir de santrafış aldım o da sekizli. Evet. İki kuyu dörderden sekiz o da sekiz. Hesap böyle. Ondan sonra ürem kuyu 5.5 metre. Boru 6 metre. Demir boru. Zora kotek dik dik. Şeyden motor arabasına falan içine hop dedi gitti. 5 metreye vardı şey orada kaldı. 1 metre bura dışında kaldı. 1 metre de böyle çelik boru. Kokoz'un adamı da zındık ya. Hmm. Sen bilmen herhalde ya. Oğlan yukarı kıraçtan geldi de. Bize su çıkaracak. Vay yavrum. Ne uğrayacaksın arkadaş? Köpek ürmeğiyle affedersin deveci eşeğini kor gider mi? Aha. Mecbur götüreceksin. Gelen eğleniyor, giden eğleniyor. Eğlendiler mi? Eğlendiler. Ulan yarabbim ne uğrayayım?
Oradan geldim buraya. Buradan motora. Bir motorum var. Motorun blok çatlak. Dışına iki pistonlu bir devuz. Dışına çatlak yalnız. Şimdi kup 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 çalışır. Kup kup dedim ya, su o çatlaktan cırt 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 dışına atar. Vallahi böyle. Ondan sonra su isildi mi yanan tenke yanımda doludur. Evet. Üstüne dökerim. Yağ atmıyor da dışına atıyor. Atsın ne olacak da. Evet. Geldim buradan kaynağı attım. Aldım gittim. Oraya vardım. Bu boruyu bak okşayana düpedüz topraktan kestim. Öteyen de kestim. Onu es yaptım şöyle. Deve boyunu yaptım. Bunu buradan kaynattım. Kupun öbür tarafına soktum. Boğazını kaynattım. Yani hattı zaten oralar flaş olması gerekir de evet. Su bir çıksın da flaş filan kolay gayri. Ötekini de o yandan getirdim soktum. Ondan sonra tulumpa sıvarış onu emme basma evet. Turumpa. Ondan bastım bastım şiş çıktı. Su geldi turumpayla. Evet. Kupun ağzını açtım onu doldurdum. E bu sefer de kayış yok avradını satayım. Yok ki bir şey daha. Evet. Ulan ne olayım bir yarın bir de motosikletim var. İyi bir bebeğim motosikletim var. Yani o motosiklet o piyasada o zamanlarda yoktu. Koylardan ararken dararken birisi ki benim kayış var ama saman makinesi kayışı. 20 metre. Gider gelirdi. O kayışlar hiç gördün mü? Şap şup böyle çalışırdı. Evet. Hiç gördün mü? Rast geldin mi? Görmedim. Görmedim. Şu saman makinelerini bilirim. Falan. Eski saman makinelerini iyi bilirim. Onları çalıştırırlardı öyle. Doğrudur. Yani kayışını bilmiyorum ama makine bilirim. Oradan neticede adam kayışı yürüdü. Geldik. Taktım motora. Çevirdim. Ayarladım. Bilmem ne ettim. Ben zannettim ki ayağını depreşten çekiyorum da kasnak dönüyorsun su neden sonra çıkacak diye. Yeah. Yerin altında su inan bunalmışmış. Uh-huh. Ayağımı depreşten çeker çekmez vuuut dedi su. O sekizli santrafiştin tabi onun borusu morusu evet. Var. Bir su çıktı. Şöyle yılan gibi kıvranıyor su. Yıldırım gibi su çıkıyor. Vay be. Ulan ha bitti bitecek ha bitti bitecek. Yarım saat kadar çektim. Ne bittiği var, ne biteceği var. Gel ve lakin ikinci bir konuya gelelim gari. Şimdi eskiden devlet vatandaşa para vermek için, kredi vermek için, gufreye alıştırmak için gufre alırsan banka para verirdi. Gufre almazsan para vermezdi. Vatandaşı gufreyi tarlaya alıştırmak için. Vatandaş var ya, mesela müdür bey benim açık bak kredi ver, işte iyi nadir tarlan var 10 dönüm, 20 dönüm, 50 dönüm. Kupra alırsan, paranın hatırına alayım müdür bey. Alır 3 ton, 4 ton, 5 ton kupra getirir şuraya çuvalına kaybırır. Güneşten karınları yarılır çuvalların. Hı. Ondan sonra götürüp tarlaya saçmaz ya. Ya bu kiraç ya, tarlayı boşa eder bu ya. Bak olan şey. Her evin önünde 3-5 ton kupra var. Böyle dağılmış gitmiş. Şimdi ben oraya bir ekin ektim. Birkaç sene ekiyorum. Yıl iyi geldi. Aksi olacak ya. Kıracak her adam 4 kilo, 5 kilo Konya kilesi çıkar. Ben sularım 2 kilo çıkar. Ooo kokoziler gelir yine beni evlenmiş. Yani çekip tabancamı vurasın geliyor ya. Adam sana yardım edeceğir de seni adam şey yapıyor yani. Evet. Böyle devam ide bıktım o sandım ama. Bir gün şey ettim. O ekin ektim. Babam rahmetli Tarım Kredi Kooperatifinden bir tohum almış, aşırı tohum. Oğlum şu iyi bir buğday al git de bunu sulu yere saç dedi. Aldım gittim oraya ektim. Ondan sonra buğday uzatmayalım gördü. Gufreyi hiç bilmiyoruz ya da saçan yok ki. Buğday şöyle kalktı. Buğdaya bir hastalık girdi. Sap sarı nasıl diyeyim sana? Kerimal gibi sarardı bu ekin. Şöyle bir avuç şu kadar bir deste yoldum, bağladım. O zaman İlçe Tarım şeydeydi. Ziraat Dairesi Aksaray'daydı. Aksaray'a vardım ama Ziraat Dairesi'ni falan da bilmem sordum. Neyse şuradılar. Mustafa Bey diye bir adam ziraat müdürüymüş. Ufacık bir kumes kadar bir dairede oturuyor ama kapıdan girdim. Adam şöyle oturmuş ama
Aksaray'ı tüm o yaratmış sanki. Aslın kokunu yani yüzüne alıp hırsız, eşek hırsızı koku. Ondan neticede selam verdim. Ne var dedi buğday yerinde. Sayın müdürüm dedim. Böyle böyle ben bir ekinektim. Şöyle dedim buğday bir hastalık getirdi dedim. Şöyle bir bakayım dedi bir. Baktı o yanına bu yanına şöyle. Ölmüş dedi. Sayın müdürüm öldüğünü az çok biz de tahminledik de bunun çaresini ne? Olmaz dedi. Yalnız bazı yaşlı adamlar diyor ki ne? Sen bu soğuk suyu ekine veriyorsun. Besin alamıyor, toprakta besin kalmıyor diyorlar. Sen buna gufre saç diyorlar. Biraz da diyor ki ne? Gufre diyor toprağı boşa ederi falan. Her kafadan bir ses geliyor. Sayın müdürüm dedim. Bazı tecrübeli yaşlı adamlar diyor ki dedim toprakta yeterli kadar besin yok. Bu ekin ondan sararıyor. Buna gufre at diyor. Olmaz efendim dedi. Satsak ne olur müdür bey saçar. Eğer saçarsan bu kardeşleme yapardı. Biz kuzulama deriz ya ulun atar filan deriz ya. O kardeşleme yapar kokundan dedi. Onu beklesen bu ölür dedi. Beklemesen kış gelir. Hasılı ekini mahveden. Bunu kaderiyle baş başa bıraktı. Oradan geldim buraya. Avradını satayım bu memleket dedim. Aç ölüp de ben tok mu öleceğim memlekette. Tek dikili çöp yok. Tarih 1974. Kıbrıs harekatının olduğu sene. Neticede buradan geldim senin evin önünden attım. 2-3 ton korpura ötekinden para pul yok canım. Götür evin önünden kalksınlar nasıl kalkarsan kalksın. 4 ton mu 5 ton mu kıbrı attım motora. Milletin eli boş. İş yok, güç yok, ekin yok. 3-5 tane adam aldım. Birer kimi çuvaldan dizlik yaptılar. Elimizle saçtık. Saçtığım yer 16 dakar. 16 dönüm 41 dakar yer. 4 ton mu 5 ton muydu? 4 tondan aşağı değildi. Kupreyi o 16 dönüm bile saçan danıyor. Yer nasıl oldu ya? Biraz böyle cırak gibi oldu. Oradan geldim buraya. Geldim fakat burada da dükkan var. Müşteri başında şöyle. Ne müşteri koyuyor? Ben orayı mamur etmek için uğraşıyorum. Müşteri de adamın Konya'ya gidemiyor, Aksaray'a gidemiyor. Evet. Vasıta yok ki. Mecburu Celal Usta'yı bekleyecek. Buradan işte sıkıntı bir gittim. Motoru koştum. Bir de su koyuyordum üstüne. Geldim. Burada 15-20 gün dükkanda şey ettim, kaynak yaptım. Gideceğim, müşteriden kurtulamıyorum, koyurmuyor. Şu baram dedi, Murat'ın alırsa falan vardı ya. Motorun devirdayım karşısına gelir, yatağımdan kaldırır, bacağımdan sürü çıkar giderdi ya. Böyle utanmaz adamlar vardı ya. Ya Rabbi dedim, acaba bizim ekin kardeşladı mı, kardeşlamadı mı? Böyle bir endişe var kafada yani. Evet. Hiç milletin yapmadığı bir işi yaptık biz. Uzatmayalım. Oradan 15-20 gün sonra ikindi zamanı bir boşluk buldum. Motosiklete çektim. Şii'den, Yamaç Kuyu'dan, Suruç'tan direkt benim o kuyunun olduğu yere çıkardık. Şöyle ekine varken memlekette zaten dört köşe yaşlı adamlardan sor. Evet. Yani bunu gerçek yani hiç ilaf falan değil. Tek dikili çöp yoğurdu. Tek ekin başça kadıyla yoğurdu. 74'te. Bir benim ekim var. Kerpiç gibi şöyle. 15 gün sonra, 20 gün sonra vardıydım şöyle ilerledim. 3-500 metre. O benim sararan ekin. Yonca gibi yiymiş. Eyvah dedim ya varmadan. Bizim ekin kardeşlamıştı. Vardım hemen motosiklet durdum. Kokuna bir baktım. Kokunda ne çatlayan var ne patlayan var. Ha şöyle ha böyle. Ekin uzatmayalım oldu ama bir başak tuttu. O zamana kadar da 6-7 kilo Konya kilesini bilen yok. Ondan sonra bir de biçerimiz var kaynatayla ortak. Yalnız kaynata salak bir adam değil soraklıydı. Adam şey yaptı yani. Kıymet olmaz. Buna vardım. Dedim ki ya benim ekin var şu biçeri kaldıralım dedim. Biçeri yarı hissesi onun yarı hissesi benim. Ne olacağım dedi affedersin. Böylece kaba konuştu.
Kotumun kırsılını mı direceğim biçerinden dedi. Değe biçer orada duruyor dedi. Al git tamir et. Kendekini mi dir. Başka kim bulursan onu da dir. Hepsi kârı da senin olsun. Kisbi de senin olsun. Memlekette ekin yok. Ne oluyor? Düğün yok, şey yok, makine yok. Onu kim çekecek, kim sürecek? Düğün yapacaksın, deste yapacaksın, çekeceksin, tina satacaksın, savuracaksın, saman yap, bilmem bir sürü. Bir sene, bir altı aylık iş. Benim dükkanda soru alacak vaktim yok. Bir çare uzatma, elimi aldım geldim buraya. O günün behrinde 18 bin milyon, yani 18, şimdinin 18 lirası. 18 milyon şey masraf ettim bir kere. Tığ gibi yaptım ama düşünüyorum bu 18 milyon bizim cipten gider diyorum. İrtesi sene bir kere ortak o adamına ya. Bir kere ta ekindirmeye kalkacak bir kuruş masrafı yok. Benim 16 dönüm ekinden ne olacak 41'e karıyorum. Vardım buradan bir kamyon tuttum. Bemece. Şu küçük boşa Mahmut'ta Ali var daha sağda. Bir de Karayağmur'da Memiş diye bir adam vardı. O öldü de. İkisinin bir bemece, tek dingilli bemeceleri var. Ya Rabbi, ilin içinde gidiyorum. Ha şu bemeceyi doldur dedim. Boş gelmesin diyorum. Gidiyorum hem de Allah ayar oluyor. Bir şeyi ben götürüyorum. Motoru biri götürüyor. Kamyonda şunu uzatmayalım. Tarlaya vardık. Tarlaya vardık. Bir girdim. Ana. Dolanıp girdiğim yere gelemedim içeri. 120 tek Konya kirası 10 kilo alırdı şimdi deposu. Ana bir hesap ettim bir içerinin ağzı şu kadar. Tarlanın şu kadar. Ondan sonra hani ayıp olacak da Nasrattin Hoca kişiye varmış da kadıya şöyle derimmiş. Ne öyle lan hoca ben demiş. Şimdi biz tarlanın ne hesap, uzun hesap etmeye başlamışlar. Bir içeri şu kadar çok mahsul çıkacak bir hesap ettim 6-7 kilo buğday çıkacak. Evet. Ve nitekim o kamyon doldu. Ekin yer olmadı da. Onu dedim ki şuradan Suruç'tan gidin. Bunu eve boşaldın. O zaman bu ev işte yeni yapıldıydı şu havlunun içine. Boşaldın gelin ben burada bekleyeyim dedim. Bekleyeyim dedim. Geldiler ona boşaltın. Bir çay hesap ettim. İş yok kuş yok zaten. Bir daha da durdum. Suruç'tan gidişin Suruçlular demiş ki tabi o arada tarlanın içine bak hayatta olan adamlar var sor yani. Kokes, Çukuryurt, Yusecik, o Kamaralık Olca, Suruç, Yamaçkuyu, Kosali, Çulfa, Kapıdaş. Ne kadar adam var vallahi tarlaya sığmadı böyle. Bak memlekette ekin yok ya. Ulan diyorlar memlekette olurmuş ama biz bilmez misik diyorlar. Uzatmayalım. Suruçlular demiş ki ikinci kamyon daha, bir kamyon daha çıkar ondan da fazla çıkar. Biri bu gidiye yeter demişler benim için. Kamyonu durduralım, unluklarımızı tutalım, ne olacak gidiye demişler. Hak yapacak kulun işini ya. Dedim ki ya bu sefer oradan da gitmeyelim, şu Şii'den gidelim dedim. Çukuryurt'tan, Celil'den oradan kıvranalım dedim. Ben tabi onların planı olduğuna bakmıştım. Sonra anlattılar böyle böyle oldu diye. Kamyon bir daha doldu. Tarla yine bitmedi. Kalanını da motora döktük. Uzatmayalım. 7 kile Konya kilesi buğday çıktı. 7 kileydi, 5 kileydi, 4 kileydi. Hiç daha duyan da yok, bilen de yoktu o zamanlar. O sonradan saçtığım kupre ne olmuş ekini ya kudurtmuş yani. Oradan geldim. Bir kere 18 bin lira para masraf ettim. O içimden tutuyor. Buğdayın kilesi de 400 lira. Bir hesabı diyorum. O iki kamyon buğday, bir motor yükü buğday 18 bin lirayı zor ediyor. Allah Allah. Ya Allah Allah fellah varmış da. O zaman para etmiyor muydu buğday? 400 liraydı kilesi. 400 lirayla hesap etti 18 milyonu doldu bakalım. Ulan yarabbi ne uğruyum dedim ya. Biz bu evet bu mahsulu kaldırdık ama bunun sefasını süremeyeceğiz. Geldiydim Allah senin andılsın eminim şu havlunun içine adam sığmıyor şöyle. Unluk istiyor millet. Allah memlekete darlık hiç kimseye vermesin. Amin. Ne verirse Cenab-ı Hak cümle ümmeti Muhammed'e versin. Neyse tohum unluk isteyen yok. Neyse uzatmayalım. Elimizden geldiği kadar verdik verdik. Fakat 18 bin lira içimden tutuyor ya.
Ulan ne oluyor dedim. Ulan bu memleketin her tarafımı kurudu. Şimdiki bir telefon yok, o seri nakliyet yok. Bir yere gideceksin de, o yayak gideceksin. O adı telefon da yok. O zaman Emin'i arayacaksın. Eskile varacaksın. Ya burada bir Emin varmış, gazeteci. O nerede? Ha ben filan yerde gördüm. Böyle buluşuyorduk. Şimdi adam oturduğu yerde. Alo, ne oğlum? Vallahi cennette yaşıyor şimdiki adamlar ama Türkiye'mizin kıymetini bilmiyorlar. Ulan dedim şuradan bir gideyim. Şuradan zıvarlıktan başladım. Oradan kıvrandım Konya'dan Oğa'dan hiçbir yerde ekin yok. Ekin arıyorum da biçerim 18 bin lirayı çıkaracağım maksadım o. Şeyden Merdivenli'den Karamuğar'a vardım. Karamuğar'da lokantada bir yemek yedim. Oradan çıktım geliyorum gari umudum kesildi. Yalnız o bindiğim motosiklet çok acayip bir motosikletiydi. Çok süratliydi. Böyle andan bastığını 150-180'e çıkıyordu yani. Ondan sonra süratliyim. O zaman yol nerede bilinirdi. Deve yolu incecik bir çavur. Deve çavuru. Onun içinden böyle geliyorum. O zaman da şöyle iki yol var geliyor. Ben şu yola gideceğim de motosikletin yönü şöyleydi. Şu yola giriyordum. Aksi olacak ya. Bu da bizim köye doğru gidiyor. Nereye gidecektim? Altında motosiklet kuvvetli. Ulan gelirken. Ulan bir baktım ama. Karşıma yakın çıktı. Min bakalım şu Allah'ın hikmetine. Allah Allah. Ulan az daha gittim. Yirgo Akdeniz gibi yakın. Ne biçer var, ne kaçar var. Ulan bu biçerlerin, ekin sahiplerin sahibi kim ki diyorum ben. Oradan giderken bir köy çıktı karşıma. Büyük bir köy. Karamuğar'ın Avren diye bir köyü var. Bilin mi bilmem. Duyarım adamı. Büyük bir köy. Koyun karşında şöyle 3-500 bir kilometre yok da 3-500 metre kadar 2-3 hane bir ev var. Karşında 3-500 kadar koyun var yatıyor. Koyun karan kısmında da bir şey var, sürü var. İki sürü. Yani koyunlar 500-100 biner var yani. Fakat karşı düpedüz yavşanlık o zaman. Yavşan biterdi şöyle. O yavşanlıktan eskiden köpeklerde de bir dert vardı. Motosikletin sesini duyduğumda alerji olurdu köpekler. Nereden ses gelirse oraya giderdi. Bir baktım ama koydum 5-6 köpek çıktı. Hemen bir geliyor. Yiyecekler. Yalnız köpekten hiç korkmam ama gelirken hangi köpek tutacaksa gelirken bilirdim. Şimdi tutacak köpek affedersin kulağını şöyle kısar gözünü yumduğumda o köpek ulaştı mı tutar. Köpekler gelirken geri döndüm şöyle koya ileriye çekeceğim de oradan basıp gel. Köpekler yavaşlarken ben de yavaşlıyorum. Çık koydun şöyle 3-500 metre daha fazla aralaştın. Oradan biraz aldım. Bir bastım. O uçtaki 2-3 tane olan eve ona getirdim motosikleti durdurdum. Kapıyı açtım içeriye girdim. Köpekler geldi hafuf. İçeri girdiydi. Şu hakkın hikmetine bak hele. Senin gibi çok samimi konuştuğum adam içeride sırt üstü yatır bacağı koydu. Ooo usta buyur dedi. Yahu köpeklerinize kaybolun yiyecek. Yahu ne aran ya? Yahu ne aran var mı? Niye yatın ya dedim bu adama. Yahu arkadaş dedi, ustam dedi. Adam ben de biçer olduğunu biliyor. Karbunara gittiydim dedi. Onlar karbunar diyorlar. Biz karabunar diyoruz onlar karbunar. Karbunara gittiydim dedi. Karabunar'da bir biçer getireceğim dedi. Ekinler oldu dedi. Biçer bulamadık dedi. Çukurova'dan bu sene dedi. Orta Anadolu'da hiç dikili çöp yok dedi. Bir tek biçer gelmemiş dedi. Biçer yok dedi. Ekinler kaldı ya. Şöyle geldi. Ya Rabbi senden korkmayan taş demir olsun. Şu hikmetine bir bakar ettim Allah'ın sözü. O yolu orada şaşırdan kim? Oraya getirden kim? Onda dedim masarisi de, masarisi diye motorlar vardı bilmem herhalde. Bilirim. Oturan altında yay vardı. Masarisi de çırpa çırpa bilim ağrıtmıştı. Ondan bilim tutmuyor kalkamıyorum dedi. Sen ne ara? Ya ben de sizin ekinlerin kaldığını duydum da dedim. Ulan bir şeyin var mı var? Aman Allah'ını seversen dur bak. Kalk. Ulan arkadaş ben bugün gelemem. Allah'ını seversen. Tamam yarın geleyim. Geldik burada hazırlığımızı yaptık. İrtesi gün bir daha baktım güneş doğmadan iki motosiklet zırt buraya indi. Demiş ki adam
Ne bilsin her taraftan o zaman şimdiki bir telefon yok, evet. Seri nakliyat yok. Türkiye'nin her tarafında ekin var zannetmiş onların oradakin olduğundan. Evet. Oraya garibi daraz dek gelmişler rahmet. Gidin demiş biçerin önüne düşün. O biçeri biri dek getir alır kaçar demiş. Başka biçer bulamaz. İki motosiklet geldi zabıta gibi. Onun için ikişer kişi var üstünde. Uzatmayalım. Buradan gittik oraya vardık. Vardım. Yirgoğu ekin arkadaş bir tek biçer. Ondan sonra çalış babam. İyi. Arkadaş biz pişin çalışırız. Defterimiz, kalemimiz yoktu. Bizden başka kimse yok zaten. Evet. Kaç lira? Şuraya işte 50 dönüm, 30 liraya mı diren, kaça diren? Ah parasını. Aldığımız 18 bin lira parayı çıktı. Onu şuraya koyduk. İyi. Bana ortadın. İyi. Ondan sonra sürücü vardı. O sürücünün parasını da koyduk. Vaz parasını da koyduk. Yağcı vardı onun parasını da koyduk. Ondan sonra bir hesap ettim. 31 bin lira para kazanmışsın. O masruflar çıktıktan sonra. Cenab-ı Hak insana rızık verecek olursa nereden vereceğini bilemem eminim. Hiç bilemem. Ulan ben bari an adamım. Öte ortakçı bana dedi ki yakın bulursan onu da dir o da senin olsun. Kârit o da senin olsun. Ulan buraya geldik 31 milyon bin lira para kazandım diye sana laf ettim, ötekine laf ettim. Adama varlar diler ki Celal 31 bin lira her masuru çıktıktan sonra para getirmiş. Ulan kokozda yakın sularım kuzun. Bir daha bakarım bir zabıta gelir. Kayının biri. İnişte ne var? Babam seni çağırır. Ne olacağım? Hesap koyacağım. Ne hesabı? Bir şeyin hesabı. Ben eğer hüsniyetimi bozuk şişseydim ona delikli kuruş göstermezdim. Hı. Ama bu toprağın bir altı var. Bir hesap günü var. Hı. O hesap verilecek. O gitti. İki saat sonra biri daha geldi. Üç saat. Baktım olmayacak. Hesap koyacaksınız. Geldim buradan 15.500 lira parayı aldım. 31 bin liraya. Aldım doğru. Selamun aleyküm aleyküm. Ya beni çağırmışsın. Ya oğlum dedi bir şey çalıştırdın dedi. Hesap yok kitap yok dedi. Ya sen böyle böyle dediydin ama dedim sen o lafı unuttun herhalde. Olur mu öyle şey ya dedi. Parayı duydu ya. Hiç hesap görmemize gerek yok dedim. Ben eğer evli olsaydım bu paranın kuruşunu sana göstermezdim. Fakat bu toprağın altı var. Ben Allah'tan korkarım. 15.500 lira senin sevimine para düşüyor. Şu 15.000 şu da 500 lira. 200 milyon param battı, 300 milyon param battı, 100 milyon param, trilyonlarla param battı. Hiçbirine acımadım. Fakat o 15.500 lira daha zoruma giderimin. Aynen. Çünkü adam bana dedi ki git kazan, ya çalıştır oğlum. Kazanırsan 3 kuruş 5 kuruş ortak diseydi. Ona göre ben hareket ederdim. Hı. Onunla gelelim netice şu hakkın hikmetine bir bakalım. Aradan zaman geçti. Bizi hiç adam benimsemiyor. Adama bir hastalık çattı. Adam Sedirt'te felç oldu. Oğlanlar bakmadı mı? Adam bana muhtaç oldu. Ulan dedim şu biçeri şunun elinden alayım dedim. İşin harbisi yani. Nasıl alırım? Babam rahmetliksa. Babama dedim ki he, oradan Şi'ye vardım. Motosiklete biniyorum. Eşmekaya'ya gidiyorum. Eşmekaya'ya Sultanahan'a falan bu Aksaray'ın köylerine falan gitmek bayağı ipi bir maharet. Seri nakliyetim var çünkü. Ötelerin nakliyeti yok ki. Yayak. Ondan sonra bir kokazı görüyorum. Ne alan ustaya? Ya bir biçer alacağım diyorum. Hmm. Ya biçerin var ya. Ya o veresin modeli düşmüş, o hurdalaşmış. Onu hurdacılar 30 lira veriyor diyor. Hemen varlar bizim kaynatıya dillermiş. Celal Usta biçer alacak, 30 lira veriyorlarmış sizin ortak biçeri. Çünkü idene itmek hoş demiş atalar biliyor musun? Birini daha görüyorum onu dirkene. Bir daha baktım ama aman Celal bir gel hele oğlum. Sen biçer alacağı mısın gel hele bir gel. Ben sana biçeri vereyim. Kendi felci oldu. Çocuklar bakmıyor. Kim gidecek başına? Buradan babam rahmetli şey ettim. Bir de 15 bin lira mı geçmiş gün para koydum cebime. Gittim. Vardım. Babama dedim ki sakın 40 bin liradan fazla öte yanına çıkma dedim. Yakın bir çare 40 bin lira. Babam rahmetli yalnız böyle şeyi hiç bilmezdi adam.
Oğlum diyor, sen biçer alacağımızsın dedi. Bizim biçeri ver. Ya kaynatan dedim, 30 lira veriyor şeyle hurdacılar dedim. 30 lira ver senin olsun dedim, ben o parçası yok bir şey yok dedim. Alman malı dedim, Matator diye bir biçeriydi. Parçası yok bir şey yok dedim. Hurda dedim ki, olur mu dedi, 160 milyon lira aldık dedi. İstersen 260 milyon al dedim, hurdacı senin şeyini de kalmış. İsteyen bunu çalıştırın canım filan dedi. Sen bunu al dedi. Ya alacağım ama dedim, ben 30 lira veriyor hurdacılar, ha ben 35 vereyim dedim. Olmaz dedi. Babama da tembih ettim. Aman son zamana kadar iş iddiaya varmadığı müddetçe sen çıkma. Hı. 100 milyona kadar çık dedim. Hı. Bir şey cefayır ama başında adamlar adam diye. Babam dedi ki ya 50 milyon bırak baba dedim. Babama kızıyorum siyaseten. 50 milyon liraya bir çer olmuş. Şura bura derken bir çerin uzatmayalım. 75 milyon liraya pazarlığını ettik. Evet. Yarısı benim zaten. Evet. 37.500 lira. 17.500'ünü mü yalanımız herhalde 17.500'ünü mü 10.000'ünü mü alıp sattığımız belli olsun şu paranın kapırasını üstünde ekin biçte biçe yattı mıydı al paranı tamam dedi. Ondan sonra şimdi kokozda ekinim var gari biz Şiittik oranın kokozun gözünü açtık yani suyu koyuyor adam bir kambur sırt materyali kitir 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 ondan sonra bir geç satıyor 100 liraya bir kuyu kazdırıyor 100 liraya. Evet. İki yastık satıyor 50'şerden 100 liraya. Bir kuyu kazdırıyor 100 liraya. Ne var da? 4-5 metre yer. Ondan sonra bunun tarlayla da benim satın aldığım tarlanın arası şöyle dip dibe. Gendekinimi dirdim. Onu işte sene. Ondan sonra bir daha baktım bu geldi. Bunu biçer yok. Bunu ekindirilecek. Ondan sonra 25 bin lira mıydı geçmiş gün? Herhalde öyle bir borcum vardı. 50 dönüm bir ekini var. Ya oğlum benim şu ekini de dirdi. Olur direyim dedim. Günlerken bir girdim, saat sabah olma şafak atmadan 50 dönüm yürüsü girdim çıkarttım. Dönümü 25 şey o, 500 liraya biçiyoruz yarımımız herhalde, 500 liraya biçiyorduk. 50 dönüm 25 milyon lira diyor. Bizim de ona 25 milyon lira borcumuz var. Bekmez ekmeğe dek geliyor ya. Adam duruyor duruyor şöyle, Allah Allah bu biçer böyle çalışır mıymış yahu diyor. Çalışıyor falan dedik. Uzatmayalım. Ondan sonra Kokaz'ın, Yusecik'in, bilmem kapıdaşın, şunun, bunun gözü açıldı. Ama şimdi orada gıytak mıytak diye bir herifler vardı sen bilmek herhalde ya. Öyle. İnan bu az önceki saydığım koyların adamı tarlanın içine sığmadı. Vallahi böyle bak. 41 dakar yerin içine. Dene isteyen yok. Fasalını istiyorlar. Ama şöyle fasal düştü. Ekim. Kuvvetliydi. O arkadaştım. Baktım millet birbirini yiyecek ya fasal için. Arkadaş fasal bana ihtiyaç değil dedi. Cimriliğe lüzum yok dedim. Buna atmaya da lüzum yok. Ben direceğim tarladan çıkacağım. Herkes gücünün gittiği kadar ne alabilirse alacak dedim. İnanın o 41 dakika yerden herhalde bir 2 saat sürmedi ya. Dişini kurtaracak çöp kalmadı. Maraşı yok. Kayıt yok. Evet. Yani demek istediğim işte hayatımız böyle geçti. Vallahi ne. Elhamdülillah. Vallahi ne hayat hikayesi ben. Şimdi yaş 81. Maşallah. Ondan sonra hala çalışırım da. Maşallah. Para için çalışmam ama. Sağlık için. Ama Cenab-ı Allah akıl vermiş, fikir vermiş, irade cüziye vermiş. Ondan sonra bütün bu uzuvlarımızı niye vermiş Cenab-ı Allah? Cenab-ı Allah eliyle çalışsın, rızkını bulsun, bilmem. Şimdi şuraya samırsak ekerim, soğan ekerim, 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 ekerim. Şimdi geçen seneden beri çık yaşlandım da çalışamıyorum. Eskiden bak birinde buraya, şuraya sarımsak ektim. 1,5 ton sarımsak çıktı. 1,5 ton sarımsak çıktı. Ulan bunu ne uğrayayım? O bugü aldım aldı, 5-600 kilosu gitti, 1 ton kadar kaldı. Hiç utanmam yalnız. Hiç. Bir şey, Taksim var. Ona şey ettim. Doldurum kunde 200-300 kilo. Koylara götürüm. Yalnız etim kokkun olduğu için Allah razı olsun. Hangi kapıya vardıysam kimse reddetmedi. Kaç kilo vereceksin usta? Kaç kilo ihtiyacınız? 3 kilo, 5 kilo. Böyle böyleyle sattım. Birin, şu Abdurrahman Ali'nin köyünde o şey var.
Abdurrahman diye Abdurrahman Ali'nin oğlu var şu Bilal'ın falan kardeşi bilin mi bilmem mi? Bilmem. Allah'ım. Onun oraya vardım. Ya Abdurrahman dedim şey getirdim ya sana sarımsak dedim. Arkadaş sarımsak aldım ektim bak dedi, sarımsak yığılı şöyle. Ama buraya der gelmişsin dedi. Dart 10 kilo. Kaç para? Şu fiyat al parası. Ya sen o olmaz. Suriye dersen gelmişsin benim adıma. Böyle adamlar da var arkadaş. Yani mesele şuraya getireceğim. Kardeşim kimseye zulmetme. Zulm ile abad olanın ahiri berbat olur. Kimse açlıktan ölmez. Şimdi bazı adamlar diyor, da öyle bir his var ki şöyle bakıyorum ben. O atölyede oturup hani gülerim. Adamda ne abdest var ne namaz var. Ne hak biliyor ne hukuk biliyor. Ondan sonra bir Allah'ım bir haram helal demez. Kulun yirdiği bir mesele var ya. Adam yiyor. Bak koca doğsan diye bir kıtlık gelmiş de Mehmet eminim. O zaman insanlar koca doğsan diye için tek şey yok yani gıda maddesi yokmuş. Benim büyük biraderim var daha sağ İban diye. Onun gözleri Çinli, benim gözlerim biraz Şiili. Annem rahmetli dedim ki anne ya bunu sen başkasından mı aldın? Bunun gözü Çinli, benim gözüm bir çeşit bunu kim için? Yok oğlum yok ne. Ekmek bulamazdık da eskinin altında eskiden çöbek biterimiz çöbek. Evet. Sen bilmen de herhalde. Bilmem de çok duydum hikayesini. Duyan çöbek evet. Herhalde. Çöbek diler gelirdim onu havanda döverdim. Ondan büyüttüm bunu da ondan gözleri Çin oldu dedi. O sene o koca 90 denen kıtlıkta eskinin 4 namlı ağası varmış. Hacı Recep, Koritiyar, Mustafa Efendi, Memiş Efendi. Namlı ağalar, o devrin namlı ağaları. O koca doğsan kıtlığında onlar, o dört ağa ölmüş. Fukaralardan hiç açlıkla ölen olmamış. Mesela şuraya getirdim, Cenab-ı Hak insanı yaratmadan yaratırken muhakkak rızkıyla yaratıyor abi. Muhakkak rızkıyla yaratıyor. Daha ben anlatacaksam bir ay falan anladım da bu kadar yeter. Bugünlük yeter. Çünkü bak ben o kadar geçmişe sohbet yaptım. Hiç konuşmadan ilk defa bu kadar dinledim. Normalde ben sorarım cevaplardı. Sana tek soru sordum. Sen maşallah deryaymışsın. Bize ne var ne yok doktor. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ben kapanış yapayım. Evet burada Cemal Usta'yla geçmiş sohbet bitti. Eğer YouTube'dan kanala abone olursanız teşekkür ederiz. Mutlu oluruz. İyi günler diliyorum.